Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün yeni bir videoyla ve yeni bir içerikle sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda bir şiir kaydını nasıl yaptığımızı ve hangi tür efektleri kullanarak şiir kaydını oluşturduğumuzu sizlere anlatacağız. Öncelikle kullandığımız programı açalım. Ben Adobe'nin Audition 2023 programını kullanıyorum. Bu ücretli bir program. Bunun İlk versiyonları ücretsiz olarak Adobe'nin sitesinde bulabilirsiniz. Ben ücretli versiyonunu kullanıyorum. Eğer bu işlerle uğraşacaklar varsa onlara da ücretli versiyonunu almalarını tavsiye ederim. Çünkü Adobe Creative Cloud uygulamasıyla şu programları da kullanma imkanına erişebilirsiniz. Böylece hem benim kullandığım video yapma ve efekt verme programları da böylelikle size ücretsiz olarak gelmiş oluyor bu içeriği satın aldığınızda. Şimdi şöyle programımızı açtık, Adobe Audition'ı, ve buradan bir multitrack bölümü oluşturuyoruz. Şuradaki ayarları görüyorsunuz, 44.100 Hz ve 32 bitte stereo bir proje oluşturuyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi katmanlarımız geliyor. Şu birinci katmanımıza biz fon müziğimizi atacağız. Şuradan bir fon müziği alalım. Fon müziğinizi bulduktan sonra şöyle tutup çekip sürükleyip içine bırakabilirsiniz. Bu şekilde fon müziğimiz oluşmuş oldu. Şimdi ses kaydı yapacağız ve bu müziğin altına bir ses kaydı gerçekleştireceğiz. Öncelikle sesimizin nerede kısalıp nerede yükseleceğini ayarlamak için şurada şöyle genişletip göstereyim. Bu desibeli azaltmak ve yükseltmek amacıyla kullanılıyor. Üstüne bir tık yaptığınızda gördüğünüz gibi bir keyframe oluşuyor. Bu keyframe'i bir tane daha oluşturduktan sonra şöyle çekip aşağı doğru getirdiğinizde gördüğünüz gibi desibel azalmış oluyor. Bunu nasıl oluşturduğumuzu gelin bir dinleyelim. Sesimizi kapattık. Müziğimizi dinleyelim. Gördüğünüz gibi sesimiz burada kısılmaya başladı. Şöyle çektikçe görüyorsunuz ses daha da diplere çekiliyor. Yükselttiğimizde daha da yüksek oluyor. Bu şekilde sesimizi kıstıktan sonra şimdi ses kaydımızı yapmak için ne yapmamız gerekiyor onu anlatacağım. Şurada record tuşu var. Bu record tuşuna bir kere tıklıyoruz ve kırmızı işaret yandı. Gördüğünüz gibi mikrofon sesimiz buraya geldi. Şimdi nereden başlamak istiyorsak seçiyoruz. Bir şiir açalım ve bu şiir üzerinden biz de okumamızı gerçekleştirelim. Atahol Behramoğlu'nun bir şiirini seslendirelim. Şimdi şöyle çektik. Sesimiz kısılacak biz okurken. Ve şimdi kayda giriyoruz. Zaten kayda girdikten sonra bu alt katmanda kayıt olduğunu gösteren bir hareket olacak. Şimdi record tuşuna basıyoruz. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve serinlik birleşiyor. Yıkanmış güvercinler ve çok uzakta bir tren sesi. Her zaman yeniden başlamak duygusu doğuyor içimde, her uyanışımda. Düşmanlarımı bağışlıyorum. Daha çok seviyorum dostlarımı. Her uyanışımda. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir kayıt gerçekleştirdik. Hatta ben bir hata yaptım. Bu hatayı da düzeltmeyi sizlere aynı zamanda göstermek istedim. Şimdi müziğimizle beraber okuduğumuz kısmı bir dinleyelim. Ben mikrofonumu kapatayım ki seslerim karışmasın. Evet, başlatıyorum. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve serinlik birleşiyor. Yıkanmış güvercinler ve çok uzakta bir tren sesi.
Her zaman yeniden başlamak duygusu doğuyor içimde, her uyanışımda. Düşmanlarımı bağışlıyorum. Daha çok seviyorum dostlarımı her uyanışımda. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi böylelikle bir şiiri okumuş olduk. Şimdi bu şiire, okuduğumuz kısma bir efekt vereceğiz. Öncelikle bu geldiğimiz katmana iki tık yapıyoruz ve burada yanlış okuduğumuz bir yer vardı, onu bulalım. Her zaman yeniden başlamak duygusu doğuyor içimde. Düşmanlarımı bağışlıyorum. Buradan bir hata yapmışız. Buradan tekrar o hatayı düzelttiğimiz için şu kısımdan tutup seçip buraya kadar getiriyoruz ve buradan delete tuşuna basıyoruz. Şuradan dinleyelim. Düşmanlarımı bağışlıyorum. Daha çok seviyorum dostlarımı her uyanışımda. Eylül sabahının serinliği. Görmüş olduğunuz gibi o kısmı düzelttik. Ve şimdi bu katmanımıza, yani okuduğumuz bölüme bir efekt vereceğiz. Benim her zaman kullandığım çok basit, çok kısa bir şekilde, yani çok fazla efekt vermeden oluşturduğum iki tane efekt var. Ve her videomda, her şiirimde sadece bu iki efekti kullanıyorum. Bazen bulunduğum ortama göre bu efektler değişiklik gösterebiliyor elbette. Ama her zaman kullandığım iki efekti ve çok sorulduğu için bu iki efekti göstereceğim. Bu efektler kişinin bulunduğu konuma, yere, odaya veya herhangi bir ses yalıtımı olmayan fazla ekonun olduğu odalarda çok fazla etki etmeyebilir ve aynı etki göstermeyebilir. Bunu da dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi o iki efekti kullanalım. Öncelikle şurada bakın, yapıyoruz. Burada bir sesimiz kaçmış buraya. Bu sesi silmek için şöyle seçiyoruz ve sağ tıklayıp silence diyoruz ve burayı komple temizlemiş olduk. Gördüğünüz gibi hiçbir ses burada yok. Şimdi bu kısmı seçtik. Komple iki tık yaptığımızda hepsini seçtik. Efekt bölümüne geldik. Buradan Amplitude and Compression'ı seçiyoruz. Buradan Dynamic Processing'i seçiyoruz. Ve buradan Compander seçeneğine tıklıyoruz. Şöyle bir grafik oluşuyor. Ben bunu Spline Curves yaparak alttaki sesleri daha iyi yok etsin diye uğraşıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bakın, altta dip sesler var şurada. Şimdi bu seçeneği tıkladığımda şu dip sesler biraz daha azalacak. Apply diyorum ve gördüğünüz gibi arkadaki sesler gitmiş oldu gördüğünüz gibi. Sonra ikinci bir efektimiz, bu da echo efekti. Yine çift tıkladım, efekt dedim, reverb dedim, studio reverb'i seçtim ve buradan grid hall'u seçeceğim. Seçelim. Burada grid hall'da output level kısmında şunu 100 yapıyorum. Bunu da 0-20-25 aralığında kendi kulağımdaki sese göre ayarlamaya çalışıyorum. Ben bunu genelde 21-23 arasında değiştiriyorum. Şöyle dinleyelim şimdi. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Gördüğünüz gibi arkada çok fazla bir uğultu oluyor. Ben bu uğultuyu kesmek için şuradaki 6000 ms'yi 5000'e, 4000'e, 3000'e kendi kulak zevkime göre ayarlıyorum. Tekrar dinleyelim şimdi. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve serinlik birleşiyor. Evet, bu iyi bence. Gördüğünüz gibi şu ayarlamaları yaptım. Diseyde 3472 yaptım. Dry'da 100'ü ve Wet'te de 22.6'yı seçerek Grid Hall'de, Studio Reverb bölümünde Grid Hall seçeneğinde efektimizi oluşturduk. Apply diyoruz ve bütün her yere uyguladı. Daha sonra bu sesi biraz yükseltmek istiyorsak şuradan desibelini sağa götürerek yükseltebiliriz. Böylelikle sesimiz müziğin daha da üstünde olmuş olur. Tekrar multitrack seçeneğine geliyoruz ve buradan şunu çekelim köşeye, tam başladığı yerden oluşturalım. Şimdi mikrofonumu kapatıyorum ve oluşturduğumuz efektle beraber şiirimizi dinliyoruz. Buyurun. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve serinlik birleşiyor.
yıkanmış güvercinler ve çok uzakta bir tren sesi. Her zaman yeniden başlamak duygusu doğuyor içimde, her uyanışımda. Düşmanlarımı bağışlıyorum, daha çok seviyorum dostlarımı her uyanışımda. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. Evet, müziğimizi, şiirimizi dinledikten sonra son olarak burada ilk başta yaptığımız gibi şuraya bir key frame bırakıyoruz. Buraya da bir key frame bıraktık ve bu key frame'leri yukarı, key frame'in bir tanesini yukarı kaldırıp 0 desibel noktasına, yani müziğin kendi sesine getirdikten sonra bırakıyoruz. Şimdi müziğimiz şiir bittikten sonra yükselecek. Bunu ayarladık. Görelim. Yüreğime dolduruyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde müziğimiz şiir bittikten sonra yükselmeye başladı. Şimdi müziğimizi kısa bir noktada bitirelim. Çünkü müzik oldukça uzun ve şiir bu kadar kısa olduğu için müziğimizi rahatsız etmeyecek bir yerde bitirmek için şöyle şunu çekiyoruz. 1.20'de bitirelim diyoruz ve 1.20'ye getirdikten sonra şurada bir kare var. Karenin üzerinde fade out yazıyor. Yani çıkarken sesimi azalt anlamında. Biz bunu tutup böyle çekiyoruz faremizin sol tuşuna basılı halde ve böylece gördüğünüz gibi şu sarı çizgiden müzik böyle yavaş yavaş azalarak çıkış yapacak. Dinleyelim. Çok fazla hızlı olduğu için biraz daha genişletelim bunu. Şöyle genişletelim. Şöyle genişletelim. Bakın. Şimdi dinleyelim. Gördüğünüz gibi müziğimiz burada azalarak dışarı çıkış yaptı ve böylece biz de şiir dosyamızı, MP3 dosyamızı hazırlamış olduk. Bunu çıktı almak için şöyle hepsini seçiyoruz, file diyoruz, export seçeneğine basıyoruz ve buradan gelip multitrack mix down seçeneğinden enter session'a tıklıyoruz. Buradan file name, yani dosyanın adını oluşturuyoruz. Eylül şiiri diyelim. Eylül şiiri diyelim. Atol Behramoğlu deyip OK diyerek masaüstü dosyamıza kaydetmiş olalım. Evet, gördüğünüz gibi kaydetti. Şimdi dinleyelim Eylül şiiri Atol Behramoğlu. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini ciğerlerime dolduruyorum. Sessizlik ve serinlik birleşiyor. Yıkanmış güvercinler ve çok uzakta bir tren sesi. Her zaman yeniden başlamak duygusu doğuyor içimde, her uyanışımda. Düşmanlarımı bağışlıyorum, daha çok seviyorum dostlarımı her uyanışımda. Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum. Gördüğünüz gibi müziğimizi bu şekilde hazırlamış olduk. Ben şiirlerimi bu şekilde meydana getiriyorum. Umarım bu videoda sizlere yardımcı olmuşumdur. Yorumlarda bize öğretin dediğiniz şeyler varsa, şunu nasıl yapıyorsunuz dediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Bunlar için de ayrıyeten videolar çekmeye çalışırım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.